Bu görüntüyü getirelim ekrana arkadaşlar. Geliyor mu görüntü? Evet. Ekrem İmamoğlu işte tebrikler eşliğinde çiçeklerle Saraçhane'de odasına tekrar gidiyor, oturuyor ve ondan sonra bakın neler oluyor. Bir hoca davet edilmiş. Orada işte Ekrem İmamoğlu'nun ailesi, yakınları, çocukları filan eşi yanında dua ediyorlar. Bunu yapmaya yerden göğe kadar hakları var. Seçimi kazanmış inançlı, itikatlı bir kişi kocayı da getirir, annesini de getirir, muhterem babasını da aile fertlerini de getirir. İsterse bütün sülalesini getirir orada dua eder. Lakin bunun orada yapılması ve kameraların önünde yapılıp da bunun kamuoyuna da bu şekilde duyurulması laiklik ilkesine taban tabana zıt bir uygulamadır. Bu kadar net söylüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun inancı, itikadı bu göreve gelmesini dini ritüellerle kutlamak istemesi yerden göğe kadar hakkıdır. Ama bunu kamusal alanda ve kamuoyuna duyurarak yani bunun gösterisini yaparak yapması yanlıştır. Çünkü bu Bizim yıllardır, on yıllardır, hatta yüz yıldır savunduğumuz laiklik ilkesiyle taban tabana zıttır. Laik toplumlarda, laik bir devlet yönetiminde, kamusal alanda, yani bir kamu makamında, kamu mevkiinde dini gösteri yapılmamalıdır. Çünkü sen bunu yaparsan, yarın öbür gün, Cumhurbaşkanı seçilen şahıs ya da başbakan seçilen şahıs, Gelir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde göreve başlarken yanına da Diyanet İşleri başkanlığı ya da bir hocayı getirir orada hatim indirmeye kalkar. Yanlıştır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Anayasası layık, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olduğunu buranın emreder ve kamu görevinde bulunan insanlar da dini inançlarını, dini ibadetlerini, dini ritüellerini kamusal alanda kamu görevi yaparken kamuoyunun gözüne sokarak icra etmek durumunda değillerdir. O yüzden Ekrem İmamoğlu yanlış yapmıştır. 2019 yılında göreve geldiğinde aynı şeyi yaptığında yine eleştirmiştik, yine eleştiriyorum burada. Ekrem İmamoğlu'nun duayla, hatimle göreve başlamak yerden göğe kadar hakkıdır ama bunu Kamuoyunun önünde ve kameraları oraya getirerek bu görüntüyü de servis ederek yapması doğru olmamıştır. Çünkü bu emsal oluşturur. Ondan sonra bütün kamu görevlerine gelenler duayla, e, ayetle bilmem neyle göreve başlamaya çalışırlar. Yarın öbür gün bu başka dinin mensupları da seçildiklerinde kendi dualarını, kendi ritüellerini icra etmek noktasına gelir. O zaman ona izin verilmezse ayrılık, aykırılık çıkar. Bu yolu açmaya hakkınız yoktur. Laik bir ülkede, laik bir cumhuriyette laiklik kurallarına harfiyen riayet etmezseniz bunun önü açıldığında nereye gideceği belli olmaz. Bakın kamusal alanda başörtüsü, maşörtüsü tartışmaları da işte hep bundan kaynaklanıyordu. Hiç kimse dinine, inancına göre yaşamak, hareket etmek hakkından mahrum edilmemeli, edilmemeliydi geçmişte de kimseye başını niye örtüyorsun denmiyordu. Ama kamusal alan diye bir sınır çizilmesi ve buna riayet edilmesi gerekliliği ortadaydı. Şimdi siz hala o saati geri çevirmeye çalışıyorsunuz derler. Ekrem İmamoğlu'nu 88 açıdan kutlamışızdır, övmüşüzdür, takdir etmişizdir, tebrik etmişizdir. O yüzden başım belaya girmiştir geçmişte. Yandaş medya tarafından Ekremci CHP'li falan diye damgalanmaya çalışılmışımdır. Ne CHP'liyim ne Ekrem İmamoğlu'cuyum. İkisinde de hiçbir bağım yok. Ama doğru yaptığı yerde alkışlamak, yanlış yaptığı yerde de Ekrem İmamoğlu değil kim olursa olsun. Recep Tayyip Erdoğan'dı, Özgür Özel'di, Devlet Bahçeli'ydi, Ekrem İmamoğlu'ydu. Bunu da eleştirmek gazeteci olarak vazifemiz. Tek bir şeyimiz var, kaygımız var laikliğe sahip çıkmak. Bu cumhuriyetin temellerine, temel direklerine, temel ilkelerine sahip çıkmak. Ekrem İmamoğlu da burada yanlış yapmıştır ve buradan eleştiriyorum. Şimdi gelelim başka bir yanlışa. Hani Mehmet Şimşek diyor ya, efendim para yok, nereye veriyoruz? Ya Mehmet bir şey yapamaz mıyız ya? Seçim öncesinde 3-5 kuruş Yok diyor. Tükettik diyor paraları. Ve bir Demet yayınlıyor seçimin hemen ertesi gün Mehmet Şimşek. Hatırlayın burada tweet'i getirmiştik ekrana. Demişti ki özellikle kamuda israfa son vereceğiz. Kamuda israfa son vereceğiz. E peki iyi de az önce e, evrenselden aktardığım gibi o belediyelerin sağa sola saçtığı 5 milyonlar, 10 milyonlar, 20 milyonlar, 100 milyonlar nereye gidiyor? Kamunun israfı bunlar. Ve bakın bir başka kamu israfı hadisesi daha. Getirelim ekrana fotoğrafı. Bir kitap. Turkish kozin Burada bir başka e, dil, dildeki e, tercümesi var ellerinde. Bir hanımefendiyle e, Emine Erdoğan hanımefendi. Türk mutfağını tanıtmak üzere güzel bir kitap yazılmış. Timeless bilmem ne diye böyle güzel de yakışıklı da bir başlığı var. Yani zamansız, şeysiz, ne bileyim asırlara yayılmış bir Türk lezzetlerini anlatan timeless recipes. E, şeysiz, zaman ve mekandan bağımsız tarifler, yemek tarifleri. Harika bir çalışma. Ben görmedim kitabı ama eminim çok güzel, titiz bir araştırma. Yakışıklı bir baskı yapmışlar. Eminim birinci sınıf işte neyse kağıdın en güzeli falan. İyi de bunu sadece ve sadece Sayın Emine Erdoğan hanımefendi ön söz yazdı diye devletin kesesinden 3 milyon 600 bin TL harcayarak basmışlar. 3 milyon 600 bin TL. Şimdi burada hesaplamaya kalksak 3 milyon 600 bin TL'ye kaç çocuğun karnı doyar, kaç çocuğa sıcak bir kap yemek verilir, kaç çocuğa efendim bilmem bir ilaç satın alınır, verilir, tedavi edilir filan bunun hesabına girmeyeceğim. Ama böyle harcamaları yaparken sadece Cumhurbaşkanı'nın sayın eşi ön söz yazdı diye bu kitabı böylesine büyütmek, etmek, işte uluslararası platformlarda çıkarmak kamu kaynağının israfıdır. Ya biraz tevazu, herkese kemer sıkma telkininde bulunuyorsun. Hani vardır ya ele verir tal diyemezsin. Çünkü bizim verdiğimiz vergiler harcanıyor bunlara. Biz çalışıyoruz, alın teri döküyoruz. 86 milyon insan doğrudan ya da dolaylı size oluk oluk vergi veriyoruz. O vergiler nereye gidiyor diye sorma hakkımız var. Nerede? Demokratik ülkelerde. Ha öyle bir hakkın yok diyorsan İtiraz hakkın yok diyorsan, sorgulama hakkın yok diyorsan o zaman bu ülkeyi demokratik bir ülke kategorisinde ya da statüsünde saymıyorsun demektir. O zaman başka sıfatlar yakıştırdığımız zaman, o zaman Elinoğlu lig sıralaması yaptığı ve bizi 200. 300. sıraya koyduğu zaman darılmaca gücenmece yok. Demokratik toplumlarda bunlar sorgulanır. Ve ben bir medya mensubu olarak da bir gazeteci olarak da bu sorgulamayı kamuoyu adına yapıyorum.